Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kafaya takılan bir soru, odun kömürü kuşlara zararlı mı ve ne kadar verilmesi gerekiyor? Bu konuyu açıklamak istiyorum. Çünkü bu konuda çok soru geliyor. Benim de bildiğim konu değil ama Google üzerinden araştırma yaptığın zaman kuşlara ne faydası var, içinde ne var? Bizi takipçilerimize en azından saygımızdan dedik ki bu konuyu iletelim biz. Yani ben de öğrenmiş oldum. Hani yediklerini biliyoruz kuşların da faydası mı var, zararı mı var, kararı ne kadardır? Ortalamasını bulduk arkadaşlar. Yapmanız gereken işlem önce bunları görün. Şu anda bekliyor bunlar ha. Bunu bekliyor. Evet arkadaşlar, odun kömürü. Şimdi burada anlatmak istediğiniz asıl konu şu. Haftada bir gün vereceksiniz. Vermeniz gereken miktarı da söyleyeceğim size. Bunları vurup ufaltıyorsunuz. Ayrı bir kapta vereceksiniz. Ben size şimdi içinde ne var, ne işe yaradığını anlatayım. Evet. Yadigarım. Yaklaş bana, yaklaş. Kameraya yaklaştır bana. Gözlerinde iyi görmüyor. Arkadaşlar şimdi mangal kömürünü, içinde ne var onu anlatıyorum. Ya da ne işe yarıyor onu anlatıyorum. Sindirim sistemini düzenliyormuş. Bu da benim bildiğim ilk konu. Yani mangal kömürü bak normalde sobaya kullanılan kömür değil. Mangal kömürü olacak. Evet, sindirimi güçlendiriyor. Kursakta bulunan bakteriyel veya viritik durumları en aza indiriyor. Yani bakteri ve virüs tarzı şeyleri de en aza minimini indiriyor. Yani o kadar faydalıymış. Biliyorsunuz kuşlarda mide yoktur, kursak vardır. Yedikleri şeylerle, kursaktaki taşlarla yedikleri yemleri öğütürler ya. Tam bu noktada bakınız. Ne diyor? Bakteriyel ve virüs tarzı mikropları da öldürüyormuş. Tabii bu kullanımı da çok önemli. Öyle al çuvalla önüne at değil. Evet, en aza indiriyor. Yani %90'ını öldürüyor. Sıfırlayamıyor. Onu da söyleyeyim. Kuşların taşlık bölgesini temizliyor. Aynı zamanda sindirim sistemindeki taşlık dediğimiz bölümü de temizliyor. Taşlık bölgesinde ezilen yemler, kum, girit, toprak kullanımından dolayı, yani normal malzeme topluyorlar da kum, girit vesaire dolayı kuşlarda oluşan tıkanma gibi durumu düzeltiyor. Bak bu çok önemli arkadaşlar. Yani kuşun en önemli organlarından biri kursak sistemidir. Çünkü neden? Yediğini öğütürse vücut beslenecek. Sağlıklı kuştan bahsediyorum. Bak burada çok enteresan bir bilgi var. Çok iyi dikkat etmenizi istiyorum. Taşlık bölgesinde taşları, kumları topluyor yani. Ezilen yemlerde kum, girit, toprak kullanıldığından dolayı kuşlarda oluşan tıkanma gibi durumları diyor, düzeltiyor. Yani onları da açıyor. Ayda 4 kez verilmeli. Yani haftada 1 gün verilmeli arkadaşlar. Yem ve kum içine kuru olması şartıyla katılabiliyor. Yani yemin içine de karıştırabilirsiniz kumu. Ama ben açık konuşayım size. Çünkü ölçülü verilmesine yarar var. Küçük bir yem kabı yaparsınız veya bir işte demin az önce kırdığım gibi tespih yaparsınız böyle. Verilmesi gereken, haftada bir verilmesi gereken miktarı söylüyorum. Dikkatlice dinleyin. Kümesinizde diyelim 20 tane kuş var arkadaşlar. Haftada bir gün veriyoruz. Kuş başı bir çay kaşığı. 20 kuşa 20 çay kaşığı. Bu kadar. Şimdi bazı konuları atlıyorum. Arkasından, önünden, şundan deseydik, bunun da deseydik. Arkadaşlar bak açık ve net söylüyorum. Ayda 4 kez, haftada bir gün kuş başı bir çay kaşığı. Öğütüyorsunuz, kuşlara veriyorsunuz. 20 kuşun var 20 çay kaşığı. 50 kuşun var 50 çay kaşığı. Ağaç kömürü olacak. Öteki kömürün külü dahi olmuyor. Ağaç kömürü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen videoya da beğene basın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.